tır şoförü arıza yapan tırın içerisinde ölü bulundu. Adana Ceyhan'dan aldığı zeytini Irak'a götürmek için yola çıkan 62 yaşındaki tır şoförü Mehmet Karaca'nın aracı Gaziantep'te arızalanınca arızayı tamir etmek amacıyla aracını Gatem tır garına park etti. Soğuk havada ısınmak için aracın şoför mahallinde piknik tüpüyle çay pişirmek isteyen Karaca'ya bir daha ulaşılamadı. Abi arabayı çek. Az kaldırın arabayı çeksin. Tamam. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmaları kapsamında Mehmet Karaca'nın kullandığı tır park halinde bulundu. Kapıların kilitli olması nedeniyle polis ekipleri itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri tarafından tırın camları kırılarak içeri girildi. İçeride piknik tüpü ve yoğun gaz kokusu olduğunu belirleyen ekipler, Mehmet Karaca'nın 2 gün önce yaşamını yitirdiğini tespit etti. Karaca'nın cenazesi otopsinin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesine gönderildi. Öte yandan Mehmet Karaca'nın evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenildi. Aracın şey olduğunu söylüyor, yola gittiği için, hani oradan Silopi'den, gümrükten bekliyorlar. Aracın oraya yerine varmadığını söylüyorlar. Ondan sonra babam arıyor, diyor ki işte aracımda bu arıza var. Arıza olduğundan dolayı Antep'e çekip arabayı yaptırıp o şekilde devam etmem lazım. İrtibata geçiyorlar. Ondan sonra aradan bir gün zaman geçiyor, telefonlara cevap gelmiyor. Telefonlara cevap gelmeyince şirket sahibi... Bizim Gaziantep İslahi Altınüzüm köyündeki jandarmaya başvuruyor. Hani tır şoförümün kaydolduğu şey kütük burasıdır. Şoförümüz ortada yok araçla birlikte. Hani biz sağlık durumundan şüphe ediyoruz diyor. Ondan sonra buraya geliyorlar Antep'e. Bulamıyorlar. Bulamayınca polis karakoluna gidiyorlar. Başpınar polis karakoluna. Başpınar polis karakolunda işte gerekli şeyler, bildirimleri yaptıktan sonra, kayıp ilanını verdikten sonra arayarak tekrar geri dönüyorlar. Ondan sonra yol üstünde ben de o zaman Osmaniye'den yola çıkmıştım. Nurdağ'ında karşılaşıyoruz. Tekrardan aynı şahısları alıp aramak için geri dönüyoruz biz. Saat 3 sularında oradan ayrılıyoruz. İzini süre süre birkaç yerden şeyini alıyoruz, teyidini. Ondan sonra en son gişelerde sorgulama yapıyoruz. Bu araç buradan çıktı mı diye. Yani işte ondan da tam netice alamasak da İşte polis noktalarından, işte devriyi gezen polislerden falan biraz da yardım istedik. Ondan sonra sanayideki otoparkları gezdik, tır garajlarını gezdik. Hepsini teker teker kontrol ettik. Son bir tane garaj kalmıştı, artık umudumuzu kestiğimiz anda bir köşede aracımızı gördük. Ondan sonra bizim olduğumuzu hani anladık, yanına gittik, plakasını okuduk. Işığını falan yandığını gördünce biz sevindik. Çünkü hani adam hastadır, hastaneye kaldırırız, bilmem ne yaparız diye. Ondan sonra kapıların kilitli olduğunu gördük. Ondan sonra işte aracı ön taraftan tırmandık. Tırmanınca aracın içinde vefat ettiğini görünce zaten direkt 155'i aradık.